Bugün yerel gazetelerimizin iki tanesinde birisi makale tarzında, birisi de ana sayfalar başlık halinde bizim peyzaj çalışmalarımızla ilgili bir değerlendirme yapıldı ve burada yine maalesef insanlarımızın karalama içgüdüleriyle hareket ettiklerini yine burada gördük. Bir gazeteciler eliyle bunu yapılmış olması da daha objektif olması gerekenler açısından bizler üzdü. İki senedir bir uygulama başlattık. Doğrudan teminlerde artık ihale yöntemi uyguluyoruz. Türkiye'de hiçbir tarafta uygulanmıyor olmasına rağmen ve kanun da bizi bunun için zorunlu tutmamasına rağmen biz doğrudan teminleri bile ihale yoluyla yapmaya başladık. Neticede belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü kendilerinin bir yetkisi dahilinde peyzaj çalışmaları yapıyorlar. Yollarımızı, kavşaklarımızı, refüjlerimizi, birçok yerleriyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bundan önce de yaptılar. Zaman zaman gazetelerde, hatta kendi gazetelerinde de bu çalışmalarla ilgili de haberler yapıldı. Peki başkanım, kamunun zararı uğratıldığı öyle söylüyor. Şimdi kamunun zararının tespiti nasıl olur? Bir ihaleye çıkarsınız, 10 liralık bir işe birisi 7 lira teklif verir. Siz kalkıp da 8 liraya bu işi yapana verirseniz kamuyu zarara uğratmış olursunuz. Ama en düşük teklifi veren bir firma olduğunda o işi de ona verirseniz kamuyu zarara uğratma diye bir şey söz konusu olamaz. Ama şunu burada esefle öğrendim ki maalesef insanlar isimlere göre hareket ediyorlar. İsimlere göre. O işi kim yapıyor? Mesele o. Eğer sizin geçmişte bir rahatsızlığınız olan bir insan bir iş yapıyorsa o işte farklı bir boyuta çekiliyor. Ama hiç önemli değil. İsmini duymadığınız birisi o işi yapıyorsa üzerine de hiç durmaya değer görmezsiniz. Bu insanların psikolojisinde olan bir maalesef şey. Maalesef bu iki gazetemiz de maalesef böyle bir değerlendirmeyle diğer rakip bir gazetenin geçmişteki yaşamış oldukları her ne olursa olsun bir sıkıntıdan dolayı buna tepki koydular. Öyle tahmin ediyorum. Böyle belden aşağı, çok adi ve aşağılıkça bir tavırla maalesef böyle bir eleştiri getirdi. Doğrudan teminle bu işi alan firma şu veya bu. Ama sizin işinize gelmeyen bir insan olunca eleştiri yapacaksınız. Peki ben şunu söylüyorum. Ben sadece şu 2012 yılındaki yapmış olduğum işin yaklaşık şu anda devam eden işte 12 milyon, 13 milyon civarında. Hangi birisini sorguladınız? 12 milyon, şu anda tek başına işlerde mesela temyal işini yapan firma 2,5 milyonluk iş yapıyor. Caddelerin her biri 1 milyon, 1,5 milyon TL'lik işler. Hangi birisini sorguladınız da burada kalkıp da 12 bin liralık, 13 bin liralık veya 20 bin liralık doğrudan temin işinin hesabını soruyorsunuz? Yani hangisini sorguladınız? 12 milyonluk işi sorgulamıyorsunuz, 12 bin liralık işi sorguluyorsunuz. Sebep, ben şunu iyi biliyorum ki maalesef önceden yaşamış oldukları bazı şeyler dolayısıyla o kişinin bu işi yapamayacağı. Peki ben şimdi buradan şunu soruyorum. O gazeteciler piyasada her türlü işi yapıyorlar. Pimapencilik yapıyorlar, inşaat sektöründe çalışıyorlar, hafriyat işi yapıyorlar, nakliye işi yapıyorlar, birçok işi yapıyorlar. Ama sana gelince sen başka gazetecilikten başka bir iş yapamazsın. Sen kesinlikle gazetecilik yapacaksın gibi böyle bir saldırı içerisine giriyorlar. Bu bühtandır, bu yanlıştır. Önemli olan bizim işin kimin yaptığı değil bizim için. İşin en uygun şekilde yapılması. Gazetede yazmışlar birçok rakamlar, fiyatlar almışlar. O zaman madem öyle o fiyatları alabiliyorduysan, o fiyatları aldığın kişi gelip teklif verseydi, ben internette yayınlıyorum. Böyle dışarıdan gazete okumayacaksın. Geleceksin benim ilan ettiğim şeye, sayfada geleceksin teklifini vereceksin. O zaman ben senin baba yiğit olduğunu anlayacağım. Geleceksin diyeceksin ki ben bu işi 10 bin lira yaparım. Senin 20 bin liralık işi ben 10 bin lira yapabilirim diyeceksin. Geleceksin teklifini oraya vereceksin. Ben de diyeceğim ki bravo baba yiğitsin. Evet bu işi al sen yap diyeceğim. İş bittikten sonra en uygun teklifi başkası verdikten sonra yok bu işi ben daha ucuza yapardım. Veya daha başkası bu işi daha ucuza yapardı. Böyle ucuz kahramanlıklar hiç kimseye yakışmaz. Hiç kimseye yakışmaz. Yani hakikaten çok ahlaksızca bir tavır olarak değerlendiriyorum
ve onları dediğim gibi, her zaman da söylediğim gibi Allah'a havale ediyorum. Yaptıkları şey yanlıştır. Biz Türkiye'de başka bir örneği yok. Doğrudan teminleri bile ihaleyle yapan bir belediyeye bu şekilde bühtanda bulunamazsın. Hem herkese kapım açık. Bu gazetecidir, kasaptır, manavdır, ne olursa olsun, hangi işi yapıyorsa olursa olsun. Ben ilan ettiğim işi en uygun teklifle kim yapacaksa herkese kapım açık. Benim 230 tane, 240 tane müteahhidim var. Hangi belediyede böyle bu kadar müteahhit var? 230-240 tane değişik adamla ben iş yapıyorum. Ben başkaları gibi Ahmet'le, Mehmet'le, belli kişilerle sürekli işleri onlara vererek iş yapmıyorum. Benim işlerimiz, müteahhitlerimize baksınlar. Hepsi böyledir. Onun için çamur atarak bu iş olmaz. Yok, ben işte eşek de koysalardı, deve kuşu da koysalardı, işi bir de böyle istihzayla, alaylı bir şekilde, yani onların o kendi kıt akıllarıyla zannediyorlar ki işte işi şeye, kamuoyuna da bu şekilde yansıtabiliriz. Hiç öyle bir şey değil. Hiç öyle bir şey değil. Dolayısıyla ben bunu, hikayesinde bilirsiniz, o kuyruk acısı hikayesi. Evet, bunu bir kuyruk acısı olarak değerlendiriyorum. Herkes ayağını denk alsın. Buradan çok net söylüyorum. Herkes ayağını denk alsın. Biz Allah'a vereceğimiz hesabı kula vermekten korkmayız. Bu kadar net söylüyorum. İlanlı, ihaleli bir şey, adı ne olursa olsun, kim olursa olsun benim işime gelir, teklifini verir. Baba yiğitse, en uygun fiyatı veriyorsa o işi alır yapar. Onun için dışarıdan gazel okumasınlar, gelsinler o baba yiğitliklerini benim tekliflerime teklif vererek, işlerime teklif vererek gelsinler, o zaman yapsınlar. Sonradan konuşmasınlar. Gazetecilik bu değildir. Bu belediyeyi, kurumları elindeki basın gücüyle yönlendirmeye çalışmaktır. Hukuksuz bir şey mi var? Hukuksuz bir şey mi varsa onu söyle. De ki şurada hukuksuzluk yaptın. Şurada kanunsuz bir şey yaptın diye. Bunu söyleyemeyeceksin ama yok işte gazeteciye nasıl iş verilmiş. Gazeteci kendi gücüyle gelip, kendi bileğinin gücüyle geldi bu işi aldı. En uygun teklifi verdi, aldı. Kasap gelmiş olsaydı diyecek miydin ki sen kasapsın, sen bu işten ne anlarsın? Diyecek miydin? Böyle ahlaksızlık olur mu? Basın bu işten ne anlar diye eleştiri yapıyorsun bu işten, peyzaj işinden. Kasap gelip girse, manav gelip girse bu ihaleye var. Böyle ihaleler de var. En uygun teklifi veriyor. O insanlar için diyebiliyor musun ki manav bu işten ne anlar, kasap bu işten ne anlar diyebiliyor musun? Dedin mi şimdiye kadar? Bu çifte standarttır, bu ikiyüzlülüktür, bu riyakarlıktır, bu ahlaksızlıktır. Bu kadar net söylüyorum.